Efendim dün ekrana getirmiştik. Kilis semaları süper hücre fırtınasıyla aydınlanmıştı. Dün gece de Şanlıurfa'da adeta gök yarıldı. Şimşekler çaktı. Sağanak yine korkuttu. Kuvvetli yağış riski halen sürerken işte selin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'dan son 24 saatin notları. Gece gündüze döndü. Kilis'teki süper hücre fırtınasından sonra bu kez sel dehşetiyle sarsılan Şanlıurfa'da sağanak yağmura ardı ardına patlayan şimşekler eşlik etti. Adıyaman ve Şanlıurfa dahil olmak üzere 15 kent için meteoroloji yeniden turuncu kodla şiddetli yağış uyarısı verdi. 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ekipler gece boyunca teyakkuzdaydı. Herkes önlem alsın. Dere taşmaya başladı. Tekrardan başladı. O felaketin ardından hafızalara kazınan görüntülerden biriydi. Tırın sele kapıldığı o anlar. Direksiyonda 24 yaşındaki Emin Ergün vardı. Kazadan sadece birkaç saat önce sosyal medyadan bu görüntüleri paylaştı. Başıboş kırlara. O kayıttan kısa süre sonraydı. Sel onun kullandığı devasa aracı böyle devirdi. Günler sonra tırın sürüklendiği o anlarda ortaya çıktı. Beş gün önce nişanlanan Emin Ergün hala bulunamadı. Aramalar Atatürk Baraj Gölü'ne yoğunlaştı. 9 yaşındaki Fatma için de endişeli bekleyiş sürüyor. Suya düşen kardeşini kurtarmak isterken sele kapılmıştı. Kardeşi kurtuldu ama Fatma'dan günlerdir haber yok. Ekipler Suriye sınırına kadar olan hatta aramaları sürdürüyor. Selde büyük zarar gören Balıklı Göl ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı. Zor bir mesele oldu. Dönmesini isteriz balıkların. Nasıl hocam, bizim balıkımızdır. Peygamberimizde hediyemizdir. Dini açıdan ve turizm açısından son derece önemli olan Balıklı Göl'de devir daim işlemleri devam ediyor. Ancak korkulan olmadı. Su hala bulanık olsa da balıklar hayatta. Nikah gününde böyle masmayı görmek isterdim ama. Çok üzücü bir durum. Çok üzüldük gerçekten. Göl çevresindeki kutsal mekanlarda da hasar büyük. Burası Balıklı Göl'ün yanındaki Döşeme Camii, yani Halülü Rahman Camii ve Medresesi. Burası da selden büyük hasar görmüştü. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Balçık tamamen kaldırıldı, halılar toparlandı. Amaç burayı en kısa sürede ibadete açmak. Gördüğünüz gibi suyun seviyesi, camimiz battı. Adıyaman'da 1,5 yaşındaki Zeynep üşümesin diye anneannesi depremzede aileyi konteynere çağırmıştı. Selin vurduğu gece konteynerle birlikte suya kapılan aileden Fatma Tekdal'la 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra'ya ulaşmak için 25 kilometrelik alanda 160 kişilik ekip tarama yapıyor.